Elindeki hilal şeklindeki ay bıçağıyla Targon Dağı ve civarında yasaklanmış bir inanç olan Lunarin'in savaşçısı olarak mücadele ediyor. Karın, soğuk kış geceleri aldığı renkteki ışıl ışıl zırhıyla adeta gümüş ayın gücünün vücut bulmuş hali. Targon'un bulutları delip geçen zirvesinin ötesinden bir suretin özüyle bütünleşen Diana, artık tam anlamıyla insan değil. Ve bu dünyadaki gücüyle amacını ilahi düzeylere çıkarmak için çabalıyor. Yeni bir ay doğuyor. Diana'nın dünyaya geldiği gece annesi ve babası Targon Dağı'nın acımasız yamaçlarında bir fırtınaya yakalanmıştı. Buraya daha önce hiç görmedikleri bir dağın hayali ve aydınlanma umudunun peşinden çok uzaklardaki bir diyardan kalkıp gelmişlerdi. Dağın doğu yamacında bitkinlik ve gözleri kör eden rüzgarlara yenik düştüler. Ve soğuk mu soğuk, gaddar mı gaddar ay ışığının altında annesi son nefesini verirken Diana dünyaya gözlerini açtı. Ertesi gün fırtına sakinleşip de güneş en yüksek noktaya ulaştığında yakınlardaki Solari mabedinden çıkıp gelen avcılar onu artık nefes almayan babasının kucağında ayı postuna sarılı halde buldu. Bu yetim kızı doğruca mabede götürüp güneşe takdim ettiler ve ona Diana adını verdiler. Targon Dağı'nı kuşatan topraklar Solari inancının hakimiyetindeydi. Ve bu kömür karası saçlı kız da Solari inancının bir mensubu olarak yetiştirildi. Diana inancın öğrencilerinden biri oldu. Ve güneş ile bütün suretlerine hürmet etmeyi öğrendi. Güneşin efsanelerini ezberledi. Ve bir gün bile aksatmadan Solari'nin savaşçı şövalyeleri Rahorak ile talime çıktı. Solari alimleri bütün yaşamın güneşten kaynaklandığına ve ayın ışığının bir taklitten ibaret olduğuna inanıyordu. Onlara göre ayın ışığı can vermiyor ve sadece karanlığın yaratıklarının sığındığı gölgeleri ortaya çıkarmaya yarıyordu. Gel gelelim Diana, ayın ışığını büyüleyici buluyor, dağın üstünden yakıcı ışınlarını gönderen güneşin asla aşık atamayacağı bir güzelliğe sahip olduğunu düşünüyordu. Genç kız, her gece rüyalarında öğrenci yurdundan kaçıp dağa tırmanıyor, gece açan çiçekler topluyor ve ay ışığında gümüş gümüş akan tatlı su pınarlarını izliyor. Sonra bir anda kan ter içinde uyanıyordu. Yıllar yılları kovaladıkça Diana, alimler ve öğretileriyle daha fazla çatışır oldu. Anlatılanları sorgulamadan edemiyor, her öğretide kelimelere dökülmeyen başka gizli şeylerin olduğundan kuşkulanıyor, kendisine öğretilenlerin sanki özellikle noksan bırakıldığına inanıyordu. Diana büyürken içindeki yalnızlık hissi de durmadan büyüyordu. Çocukluk arkadaşları bu uyumsuz, sivri dilli, her şeyi sorgulayan kızla aralarına her geçen gün daha fazla mesafe koyuyordu. Geceleri ulaşılmaz gibi görünen zirvenin tepesinde yükselen ayı izliyor, izledikçe kendini daha da yabancı hissediyordu. Dağa tırmanma dürtüsü elinin uzanamadığı bir yerdeki kaşıntı gibi huzur vermiyordu Diana'ya. Oysa doğduğu günden beri kendisine öğretilen her şey tırmanmaya kalkışırsa dağın Diana'nın canından çok daha fazlasını alacağını söylüyordu. Böyle bir tırmanışa ancak bunu en layık kahramanlar cesaret edebilirdi. Diana her geçen gün kendini daha da yalnız hissetmeye başladı. Günler günleri kovaladıkça hayatının çok önemli bir parçasının eksik kaldığından daha da emin oluyordu. Artık beni dışlamayın. İçindeki eksikliğin ne olabileceğine dair ilk ipucuyla alimlerden birine kafa tuttuğu için ceza alarak mabedin kütüphanesini süpürdüğü sırada karşılaştı. Eğri büğrü kitaplığın ardında bir ışıltı görür gibi oldu. Gidip baktığında ise kadim bir külliyatın yanmış sayfalarını buldu. Diana sayfaları aldı. Ve her gece dolunayın altında okumaya koyuldu. Ve okudukları ruhundaki bir kapının kilidini açtı. Diana, Lunari adında yitip gitmiş bir grubun varlığından haberdar oldu. Lunari'ye göre bütün yaşam ve dengenin kaynağı aydı. Diana'nın yarım yamalak metinlerden anlayabildiği kadarıyla Lunari öğretilerinin temelinde gündüzle gecenin, güneşle ayın ebedi döngüsü vardı. Ve bu döngü kainatın ahengi için vazgeçilmez temel taşlardan biriydi.
Bu, kömür saçlı kız için adeta bir aydınlanma anlamına geliyordu. Öğrendiklerini düşünerek, ay ışığının aydınlattığı mabet surlarının ötesine dalıp gittiği sırada, aya kürklü pelerine sarılmış, ihtiyar bir kadının dağın zirvesine uzanan patikada ilerlediğini gördü. Kadın, her adımında sendeliyor ve söğüt ağacından yontulmuş bir asadan destek alıyordu. Kadın Diana'yı görünce, sabah olmadan dağın zirvesine ulaşması gerektiğini söyleyerek yardım istedi. Oysa Diana bunun beyhude bir heves olduğunu biliyordu. Kadının zirveye tırmanmasına yardım etme isteğiyle aldığı soler eğitimi Diana'nın içinde savaşa tutuşmuştu sanki. Dağ bu tırmanışa layık olanlar içindi ve Diana ömrü boyunca kendini hiçbir şeye layık hissetmemişti. Kadın yeniden yardım isteyince Diana'nın içinde tereddütten eser kalmadı. Surların üzerinden atladığı gibi kadının koluna girdi ve tırmanışına eşlik etmeye koyuldu. Bir yandan da bu kadar yaşlı birinin mabedin olduğu yere kadar bile gelebilmesine şaşırıyordu. Saatler boyunca tırmandılar. Bulutlar ayaklarının altında uzanana, ay ve yıldızlar pırıl pırıl gökyüzünde elmaslar gibi ışıldayana kadar durmadılar. Kadın yaşına rağmen tırmanmaya devam ediyor. Diana tökezlediğinde veya iyiden iyiye soğuyan havada soluksuz kaldığında onu teşvik ediyordu. Gece ilerledikçe Diana zamanın hesabını tutamaz oldu. Yıldızlar başının üzerine dönüp duruyor, yıldızlar ve dağdan başka hiçbir şey görünmüyordu. Kadınla durmadan daha da yükseklere tırmanıyordu. Ve Diana ne zaman sendelese ayın soluk ışıltısından güç alıp yoluna devam etti. Yine de sonunda gücünün sınırına dayanan bedeni pes etti. Ve akıl almaz yorgunluğunun altında ezilip bitap halde diz çöktü Diana. Başını kaldırıp yukarı baktığında her nasıl olduysa dağın zirvesine vardıklarını gördü. Oysa böylesine bir yolculuğun altından tek gecede kalkmak imkansızdı. Dağın doruk noktası hayaletleri andıran ışık katmanlarıyla taçlanmıştı. Pırıl pırıl ışık dalgaları gökyüzünde duvak gibi süzülüyor, göz alıcı renkler burgaçlar oluşturuyor ve gümüşle altından bir şehrin ışıltılı sureti havada asılı duruyordu. Ay doğacak ve gece sonsuza dek sürecek. Diana'nın gözleri yol arkadaşını aradı. Ama yer yarılmış da kadın içine girmişti sanki. Omuzlarına bıraktığı ayı kürklü pelerin de olmasa kadının hiç var olmadığını zannedecekti Diana. Gözlerini ayıramadığı ışık sanki içindeki boşluğu doldurmayı vaat ediyordu Diana'ya. İçinden bir ses burada ona kucak açılacağını ve hayal bile edemeyeceği kadar büyük bir şeyin parçası olma şansına kavuşabileceğini fısıldıyordu. Bu tam da Diana'nın doğduğundan beri haberi bile olmadan arayıp durduğu şeydi. Ve ayağa kalkarken vücuduna yepyeni bir gayret geldiğini hissetti. Karşısındaki manzaraya doğru ilk adımını atarken içinde bir tereddüt vardı. Ancak aldığı her nefesle kararlılığı bir nebze daha arttı. Işık kabarıp içine dolarken Diana çığlığını bastıramadı. Olağanüstü engin, insanlığın ve çağların ötesinde akla hayale sığmaz güçte bir şeyle bütünleşiyordu. Bir yandan acıyla kıvranıyor, bir yandan mutlulukla kendinden geçiyordu. Adeta sonsuza kadar süren o anda hem aydınlanıyor hem de hayaller alemine dalıyordu. Işık solarken bütün benliğini daha önce eşini benzerini tatmadığı bir kayıpsız ısı kapladı. Diana kendini kaybetmiş halde zirveden inmeye başladı. Çevresinde ne olup bittiğinin farkında bile değildi. Aklı başına geldiğinde kendini dağın yamacındaki bir yarığın karşısında buldu. Ay ışığının ortaya çıkardığı gölgeler olmasa bu mağara ağzını görmeden geçip gitmesi işten bile değildi. Soğuk iliklerini işliyordu ve geceyi geçirecek bir yere ihtiyacı vardı. Böylece mağaraya sığınmaya karar verdi Diana. Dışarıdan belli olmuyordu ama mağara gitgide genişleyip eski bir mabet ya da kabul salonunun zamana meydan okumakta güçlük çeken harabesine dönüşüyordu. Un ufak olmaya yüz tutmuş duvarlarını iki savaşçının tasvir edildiği solup gitmiş freskler süslüyordu. Savaşçılardan biri altın, diğeri gümüş rengindeydi. Ve gökyüzünden yağmur yerine kavurucu ışıklar içindeki göktaşları yağarken sırt sırta vermiş, iğrenç ve uçsuz bucaksız bir canavar akınına karşı koyuyorlardı. Salonun orta yerinde hilal şeklinde bir kılıç ve Diana'nın eşini benzerini görmediği bir zırh takımı duruyordu.
gümüş halkalardan örülmüş bir tunik ve cilalı çelikten muhteşem işlenmiş bir savaş zırhı. Zırhın parlak yüzeyinde Diana bir zamanlar kömür karası olan saçlarının bembeyaz hale geldiğini ve alnında ak kor gibi ışıldayan bir hün olduğunu gördü. Zırhı iyice inceleyince üzerine büyük bir maharetle işlenmiş simgeyi tanıdı. Bu, kütüphanede bulduğu külliyatın yanık sayfalarında tasvir edilen simgenin ta kendisiydi. Diana, kader anının gelip çattığını anladı. Ya dönüp ardına bakmadan kaderinden kaçacaktı ya da kaderini kucaklamayı seçecekti. Diana elini uzattı ve parmakları buz gibi çelikle temas eder etmez zihni hiç yaşamadığı hayatlardan sayısız imge, kendine ait olmayan anılar ve hiç tatmadığı duygularla dolup taştı. Kadim zamanlardan kalma, parça parça hatıralar beynini fırtına gibi kasıp kavuruyor, belli belirsiz idrak edebildiği gizli bilgiler ve sayısız gelecek ihtimali, rüzgarın kaldırdığı kum taneleri gibi oradan oraya savruluyordu. İmgeler solup gittiğinde, Diana az önce karşıdan baktığı zırhın artık kendi üzerinde olduğunu görüp şaşırdı. Üstelik ona özel dövülmüş gibi bedenine tam oturuyordu. Yeni edindiği bilgiler yüzünden beyni hala zonkluyordu. Ama öğrendiklerinin çoğu yarısı aydınlıkta, yarısı karanlıkta kalmış bir tablo gibi. Hem elini tutsa ulaşabileceği kadar yakın hem de insanı çıldırtacak kadar uzak görünüyordu. Diana, hala Diana'ydı ama aynı zamanda daha fazlasıydı da. Artık ebedi bir şeydi. Yeni edindiği bilgilerle hırslanan Diana, dağdaki mağaradan ayrıldı ve kararlı adımlarla Solari mabedine doğru yola koyuldu. Öğrendiklerini Solari alimlerine muhakkak anlatması gerekiyordu. Mabedin kapısında onu Rahorak'ın lideri ve en güçlü Solari savaşçısı Leon'a karşıladı. Diana, mabetteki alimlerin huzuruna çıkarıldı ve Diana, Lunari hakkında öğrendiklerini anlatmaya başladı. Ağzından dökülen her kelime, alimlerin göz bebeklerinin dehşet içinde daha fazla büyümesine neden oluyordu. Diana, son sözünü söyler söylemez, alimler onu kafir, sapkın ve sahte ilahları pazarlayan bir mendebur ilan etti. Böylesine iğrenç bir suçun tek bir cezası olabilirdi. Ölüm. Güneş sizi kör etmiş. Diana şaşıp kalmıştı. Alimler bu kadar su götürmez bir gerçeği nasıl inkar edebilirdi? Mukaddes dağın zirvesinden çıkıp gelen bilgilere nasıl kulaklarını tıkayabilirlerdi? Alimlerin gerçeği bile bile görmezden gelmesi Diana'nın içinde bir öfke patlamasına neden oldu. Ve çevresinde gümüş rengi bir ateşle yanan küreler uçuşmaya başladı. Hiddet dolu bir çığlık eşliğinde Diana kılıcını savurdu. Vurduğu yerde gümüş rengi, ölümcül alevler beliriyordu. Diana bir daha vurdu. Sonra bir daha, bir daha. Yaptığı kıyımı ancak öfkesi biraz yatışıp aklı başına gelince fark edebildi. Karşısında alimlerin cansız bedenleri, hemen arkasındaysa bilinci kapanan Leon'a yatıyordu. Zırhı sanki demirhaneden yeni çıkmış gibi tutuyordu. Yaptığı katliamın dehşetiyle hiçbir şey düşünemez hale gelen Diana, Targon Dağı'nın yabani bölgelerine kaçtı. Vahşet dolu saldırısını yarattığı şaşkınlıktan sıyrılan Solari güçleri de peşine düşmekte gecikmedi. Rahorak savaşçılarının durdurak bilmeden aradığı Diana, artık zihninde darmadağınık saklanan Lunari hatıralarına anlam vermeye çalışıyor. Yarım yamalak hatırladığı doğrular ve bir an yakalayıp bir an elinden kaçan kadim bilgiler arasında Diana'nın tutunduğu bir tek gerçek var. Lunari ile Solari'nin düşman olmasına gerek yok. Ve Diana'nın kaderinde basit bir savaşçı olmaktan çok daha fazlası var. Kaderi bir sis perdesinin ardında olsa da bedeli ne olursa olsun Diana onu bulmaya kararlı. Güneşin ışığına aldanma. Geceye kucak aç. Bring the end, the dawn will...